Bir hastalığı anlamanın en kolay yolu çoğu zaman o hastalığın patolojisini kavramaktan geçer. O nedenle de bu videoda bronşiolit patofizyolojisinden söz edeceğiz. Şimdi patolojik açıdan baktığımızda en basit haliyle tanımlamak gerekirse bronşiolit bronşiyöllerin enflamasyonudur. Ve bronşiyöllerdeki enflamasyonu işte bu çizimde görebiliyorsunuz. Bronşiolit özellikle 2 yaş altı çocuklarda çok yaygın olan viral bir solunum yolu enfeksiyonu bu arada bronşiolite en sık neden olan virüsün RSV olduğu da biliniyor. Bronşiolit vakalarının %75'inden fazlası RSV kaynaklı olsa da bu hastalığa neden olan başka virüsler de var. Şimdi bunlardan ikisine değinmek istiyorum. İlki metapneumovirüs yani kısaca MPV. Diğeri de parainfluenza virüsü. Bronşiolit iki patolojik evreden oluşur. Erken evre üst solunum yolunu, ileri evre ise alt solunum yoluna etkiler. Bronşiolitin erken evresinde RSV mavi ile gösterilen üst solunum yoluna girer ve bu boşluğu kaplayan hücrelerin oluşturduğu epitelyumun yani epitel dokunun enfekte olmasına neden olur. Daha sonra epitelyumda inflamasyon gelişir ve üst solunum yolundaki bu enflamasyon bronşiolitin burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi erken belirti ve bulgularının ortaya çıkmasına neden olur. Ama bronşiolit bu kadarla kalmaz. Eğer sadece üst solunum yolunda enflamasyona yol açmakla kalsaydı, o zaman burada zaten klasik bir nezle durumundan bahsediyor olurduk. Malum viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına nezle veya soğuk algınlığı diyoruz. Bronşiolitte ise virüs soluk borusundan geçerek ta alt solunum yoluna kadar iner ve bronşiollerde bir enfeksiyon ve ona bağlı bir enflamasyon yaratır. Bu noktada olan biteni daha iyi anlatabilmek için size bir bronşiyol diyagramı göstereceğim. Bronşiolit, bronşiyollerin enflamasyonudur dedik. Enflamasyon sebebiyle bronşiyoldeki bu epitel tabakada şişlik meydana gelir. Enfeksiyon kaynaklı enflamasyonun yol açtığı bu şişme hava yolunun daralmasına yol açar. Aynı daralmayı burada da göstereyim. Şimdi burada gelişebilecek bir durumdan daha bahsetmek istiyorum. Enflamasyon olduğunda enflamatuar hücreler bazen bir sıvı salgılar. Sonra bu sıvı birikir ve bronşiyol adeta bununla sıvanır. Biriken bu sıvıya mukus tıkaç adı verilir. Ve gördüğünüz gibi mukus tıkaç hava yolunun daha da daralmasına sebep olur. Enflamasyon ve onun sonucu olarak hava yolunda meydana gelen bu daralma bronşiolitin alt solunum yolundaki klasik belirti ve bulgularına yol açar. Nedir bunlar? hışıltı yani ıslık sesi çıkarır gibi soluklanma ve hava hapsi. Hışıltı ve hava hapsini daha iyi anlayabilmeniz için bunlarla ilgili patolojik süreçleri biraz daha ayrıntılı anlatacağım. Şimdi bu ilk çizimde hışıltının mekanizmasını inceleyelim. Gördüğünüz gibi bronşiyoldeki enflamasyon hava yolunun daralmasına yol açmış. Belli bir miktar havanın buradan daralmamış bir bronşiyolden geçtiği sürede geçebilmesi için çok daha hızlı yol alması gerekir. Hava içeri girerken de çok daha hızlıdır, dışarı çıkarken de. Havanın bronşörlerden hızla geçerken çıkarttığı bu ses göğüs üzerinden stetoskopla duyulabilir ve işte bu sese hışıltı denir. Hışıltı, tiz bir ses olarak duyulur ve çoğunlukla soluk verme sırasında çıkar. Peki, tam olarak nasıl bir sestir bu? Bakın şöyle bir sestir. Evet, evet. Özetle hışıltının ardındaki patolojik mekanizma oldukça basit. Bu aslında havanın dar bir alandan geçerken çıkarttığı ses. Ama bronşiolitin bir diğer karakteristik belirtisi olan hava hapsi o kadar da basit değil. Bronşiol epitelinin enfekte olduğundan ve iltihaplandığından söz etmiştik. Zamanla bu iltihaplı hücrelerin bazıları ölebilir. Şuralara ölen birkaç hücre çizeyim. Evet. Ve bu hücreler öldüklerinde alveollerin içine düşüp ölü dokudan bir kitle oluşturur. Bu ölü doku kitlesi nekrotik doku olarak da adlandırılır. Nekrotik doku şöyle bir duruma yol açar. Çocuk nefes aldığında bronşiyolden gelen hava nekrotik kitleyi alveollerin derinliklerine doğru iter. Aslında bunda bir sorun yok çünkü hava kitlenin etrafından dolaşabilir. Alveoller normal şekilde genişler ve havayla dolar. Ne var ki çocuk bu nefesi dışarı vermek istediğinde nekrotik kitle tekrar hava yoluna doğru itilir ve hava yolunu bloke eder. Bu durumda hava dışarı çıkamadığı için alveoller genişlemiş halde kalır. Sonra çocuk bir nefes daha alır ve yine aynı şey olur nekrotik kitle hava yolundan alveollerin derinliklerine doğru itilir hava alveollere girer alveoller genişler çocuk tekrar nefes vermek istediğinde ise nekrotik kitle yine geri gider ve hava yolunu tıkar yani bu nekrotik kitle zamanla adeta tek yönlü bir vanaya dönüşür havanın alveole girmesine izin verir fakat alveolden çıkmasına izin vermez bu da alveolün genişlemesine neden olur Tabi akciğerlerin tamamındaki alveollerde aynı şey gerçekleşir. Sonuç olarak da akciğerler aşırı genişler. İşte bu duruma hava hapsi denir. Çok ciddi vakalarda çocuğun göğsünün normalden daha geniş görünmesi şeklinde bir muayene bulgusuyla da karşılaşılabilir. Ayrıca göğüs röntgeninde de akciğerlerde aşırı genişlemiş bölgeler şeklinde tespit edilebilir. Bu olurken alveoller hala dış ortamla kan arasında oksijen alışverişi yapmaya çalışmaktadır. Ama bu tek yönlü vana durumu yüzünden alınan hava alveolden dışarı atılamaz ve bir karışım etkisi meydana gelir. Yani alveoldeki oksijen konsantrasyonu düştüğünden dışarıdan alınıp kana aktarılan oksijen miktarı da azalır. İşte kandaki bu oksijen düşüşüne hipoksemi adı verilir. Kandaki oksijen seviyesi düştüğünde vücut bunu telafi etmek için iki mekanizmaya başvurur. Bu durumda çocuğun kalp atışı ve solunumu hızlanır. Bunlar gayet akla yatkın çözümler çünkü kandaki oksijen yoğunluğu azaldığında aynı süre içinde aynı miktarda oksijen alabilmeleri için dokulara daha fazla kan gitmesi gerekir. Bunun için de kalp atışı hızlanmalıdır. Solunumun hızlanması ise kana mümkün olduğunca çok oksijen aktarabilmek içindir. Ama ne yazık ki kalp atışının ve solunumun hızlanması bol miktarda enerji tüketimini gerektirir. Ve enerji tüketimindeki bu artış çocuğun sürekli yorgun olmasına sebep olabilir. Hipoksemi ve yorgunluk iyi bir ikili değildir. Yani bu iki şeyin bir arada olması kötü bir durum. O yüzden de beyin enerji ve oksijeni en önemli yaşamsal fonksiyonlara saklamak için vücudun farklı kısımlarını kapatmaya başlar. Bu duruma letarji adı verilir. Letarjik haldeki bir çocuk yorgun ve uykulu olmasının yanı sıra uyarılara da kapalıdır. Uyandırmaya çalıştığınızda gözlerini açabilir ama hemen tekrar uykuya dalar. Bu semptomları gösteren çocuk hemen doktora götürülmelidir çünkü hastanede tedavi edilmesi gerekebilir.